Sevgili kardeşler, bir kez daha Rabbimize yaklaşmak üzere, onunla bütünleşmek üzere ekran başına geliyoruz. Ben bunu şunu söylemekten hiç sıkılmam. Yüreklerimizi hazırlamamız lazım. Çünkü tapınaklar bile toz biriktirir. Tapınaklar bile temizliğe ihtiyaçları var. Tapınaklar bile işte ampuller bazen yanar, bakıma ihtiyaçları olur. Bizlerse Rabbin tapınağıyız ve bu dünyada kaldığımız müddetçe ister istemez bizim de bakıma ihtiyacımız var. Bu yüzden Rab'be yaklaşırken, şimdi ilahiler söyleyeceğiz ama önce her birimiz yüreğinde Rab'bi davet etsin. Yüreğinde, aklında, düşüncesinde Rab'ten başkası olmasın. Bir eksiği varsa, bir acısı varsa, bir üzüntüsü varsa Rab bunu gidersin, teselli etsin, cesaret versin. İşte bu şekilde Rabbimizi çağıralım, ilahiler söyleyelim. Sonra kelam yüreklerimize tohumlarını eksin, meyvelerini versin. Dua edelim kardeşler. Rab sana teşekkür ediyoruz, hamd ediyoruz. İyiliklerin sonsuzdur. Sen iyiliğin ta kendisisin. Bu yüzden seni istiyoruz ya Rabbi. Madem bizlere böyle en kutsal yere kadar giren bir yol açmışsın İsa'nın bedeninde, hiçbir imanlı, hiçbir yavru bu yola girmekten yoksun kalmasın. Sen her birimizin yüreğine dokun, ruhumuzu aydınlat, varlığını bizlere hissettir. Bu şekilde sana övgüler, hamdlar, yücelikler sunalım. İsa'nın yüceler yücesi adıyla. Cevap.
Benimsin, benimsin, benimsin.
ben babanım, seninleyim ve gücünü. Korkma çocuğum, seni görüyorum. Dünyamıza geldin sen, bebek oldun değişerek, görkemini bıraktın aramızda yaşayarak. İsa Mesih elem çeken sesleniyor şimdi bize. Ona gelip her an tapınmamızı fısıldıyor kalbimize. O bahçede yükümü taşıyarak, paramparçaydı kalbin. Ama dedin senin arzun, İsa Mesih elem çeken sesleniyor şimdi. Ona gelip her an tapınmamızı fısıldıyor kalbimize. Gel gör delinen eli, o elem senin için. Göğe uzanan eller, hain çivi bedelindi İsa Mesih elem çeken. Sesleniyor şimdi bize, ona gelip her an tapınmamızı fısıldıyor kalbimize. Öğrenelim sevmeyi, kralımızı yüceltmeyi. Kayıralım sevmek demek Mesih.
sarıyor kalbimize. İsa Mesih elem çeken sesleniyor şimdi bize. Ona gelin her an tapınmamızı fırsatıyor kalbimize. Yolları bilinsin, Tanrı size lütfetsin.
etsin, bolluk versin, yüzünün ışığı hep üzerinize parlasın. Öyle ki yeryüzünde kurtarıcı gücü uluslararası arasında yolları bilinsin. Sevgili kardeşler, bugün sizlerle paylaşacağım konu hem bu pazar günü hem de Rab dilerse sıra bana tekrar geldiğinde sizlerle paylaşmak istediğim bir konudur. Çünkü İncil'in, iyi haberin özüyle çok alakadar bir konudur. Nedir? Cennet ve cehennem. Şimdi bunlar halkımızın yüreğinde bayağı yer etmiş kavramlardır. Aslında
dinler tarihine baktığımız zaman hep ne yazık ki insanlara cennet tehdidiyle etki yaratılmaya çalışılmıştır. Yani korkutarak Tanrı'ya yaklaşmalarını sağlamak için. Ama müjde, İncil, iyi haber adı üzerine aslında vurgusunu bunun üzerinde yapmaz. Tam tersi Rabbin sevgisi üzerinde yapmaz. Ve bu yüzden müjdeyi sunarken, müjdeyi yaşarken biz kendimiz Tanrı'nın bizlere verdiği ayrıcalıkları değerlendirirken çok basit ve temelli olsa bile bu kavramları gözden geçirmekte fayda olacağını inanıyorum. Şimdi bu iki resimden hangisini daha çok cennetle, hangisini daha çok cehennemle ilgili buluyoruz? Yani insanların kafasındaki cennet herhalde yukarıdaki resimdir. Böyle Karayip adalarında, böyle güneş, iklim harika, sahiller şahane. Ondan sonra keyif yapılacak bir yer, dinlenilecek bir yer. Aşağıda ise bir yanardağın içinde alevleri sönmeyen, hiçbir şey bu ateşe karşı dayanamayan, sürekli her şeyi yok eden bir imaj geliyor insanların gözüne cehennemden söz ederken. Ama kutsal kitaba baktığımız zaman şimdi başka bir resim getireceğim gözünüzün önünde. Yukarıda aslında bu Kral Süleyman'ın, Kral Davud'un oğlu Süleyman'ın böyle muhteşem sarayındaki bir resmidir. Onu orada resmediyor. Her türlü zenginlik var, her türlü bahçeler var, her türlü işte hoş, keyif yapılacak ihtiyaçlar var, karşılanıyor. Zaten o aynı zamanda keyiflere düşkün biri yaklaşık 1.000 eşle, asıl eşler ve cariyelerle beraber 1.000 kadına vardı. Yani aslında insanların cennet olarak, hele hele bu coğrafyalarda cennet olarak tasavvur ettiklerinin hepsi onda vardır. Aşağısı ise çok net bir resim olmamakla birlikte üç insan görülüyor. Bir ateş fırını içinde ve bu herhalde cehennemi en çok andıran görüntü olması gerekir. Fakat kutsal kitaba baktığımız zaman şimdi Süleyman Vahis kitabını yazdı ve Süleyman her türlü zenginliğe, her türlü rahatlığa, her türlü keyfe sahip olduğu halde, krallığa sahip olduğu halde bununla beraber Tanrı'dan uzaklaştı ve o Tanrı'dan uzak yaşadığı yıllar boyunca edindiği tecrübeleri Vahis kitabına aksettirdi ve oraya yazdırdı. Ve bakınız tanrısız bir hayat hakkında ne sonuca varıyor? Diyor ki bunlar öyle başlıyor Vahis kitabı. Bunlar Yeruşalim'de krallık yapan Davut oğlu Vahis'in sözleridir. Her şey boş, bomboş, bomboş diyor Vahis. Yani etrafı, çevresi, koşulları cennetle eşdeğer sayılabilecek durumda olduğu halde aslında Süleyman kendini boş hissediyordu. Süleyman bir cehennem yaşıyordu. Ta ki yaşlılığında zannediliyor ki yaşlılığında Rab'be dönene kadar, yüreğini tekrar Rab'be açana kadar. Alt resimde üç kişi görüyorduk. O üç kişinin ortasında resimde çok net seçilmeyebilir ama bir parlak figür vardır. Ve bu üç kişi kim? Daniel'in üç arkadaşı. Şadrak, Meşak, Abednego. Ve kral tarafından fırına atılıyor. Fırına onları atanlar o kadar kızgın fırındır ki onlar ölüyor. Ama sonra bir ara kral gidiyor, bakıyor. Diyor ki, bakınız ne diyor kral. Ateş içinde yürüyorlar. Üç figür görüyor. Bağlarından çözülmüş, hiçbir zarara uğramamışlar. Dördüncünün görünümü de
bir ilahi varlığa, aslında İbranice'de Tanrı'nın oğluna benziyordu. Ve o cehennemle bir sayacağımız kızgın fırın ortamında, yani cağır cağır yanan alevler içinde bu üç kişi Tanrı'yla beraber, ilahi varlıkla beraber, yani insanlara kendini göstermek için Tanrı'nın oğlu konumunu alan, Tanrı'yla beraber oldukları için koşullar, ortam ne olursa olsun, cehennemi andıran koşullar olsa bile onlar bir anlamda orada cenneti yaşıyorlardı. Cennetin bir avansını, bir turfandasını yaşayabiliyorlardı. Dolayısıyla benim meşhur bir cümlem var. Siz artık hepiniz ezberlemişsinizdir. Cenneti cennet yapan oradaki Rabbin varlığıdır. Ve cehennemi cehennem yapan onun yokluğudur. Yani Karayip Adaları'nda bulunun. Rab hayatınızda yer etmiyorsa orası cehennem gibi. Cehenneme dönüşür. Siz en zor koşullarda bulunun. En sıkıntı içinde bulunun. Ama orası Rab'le beraber yaşadığınız bir tecrübe için fırsat olsun. Orası cennet gibidir. Yusuf hakkında da aynı şey söylüyor. Tutuklandı, hapse atıldı, unutuldu. Ama sürekli tekrarlanan bir şey vardır. Rab onunla beraberdi. Dolayısıyla Yusuf orayı cehennem olarak yaşayacağına, yani mahkumiyet olarak göreceğine, Tanrı'nın planı içerisinde ona daha yakın olabilmek için fırsat biliyordu. Neden bunları paylaşırım? Bir anlamda bu COVID nedeniyle yaşadığımız karantina dönemi, yani kardeşlerden daha kopuk, çevrelerden gezemiyoruz, tozamıyoruz. Bir anlamda hepimize zorunlu bir yalnızlık, bir izolasyon yaşatıyor ve ister istemez bu psikolojimizi etkiliyor. İşte bununla aslında cehennemin ne olduğunu bazen yeryüzünde biraz bu yalnızlığı yaşarken anlayabiliyoruz. Ama kutsal kitap, kelam bizlere tam tersini sunmak istiyor. Ve biz müjdeyi paylaşırken bunları da bilmemiz gerekiyor. Netice itibarıyla cehenneme dair, yani son helaka dair, sonsuz cezaya dair söylediklerini 2. Selanikliler 1.9'da şöyle özetleyebiliriz. Bana göre bu en temiz ve net tanımdır. Böyleleri Rabbin varlığından, yani Rabbin kendilerini uzattığı elle kabul etmeyenler, Rab'be sarılmayanlar, böyle Rabbin varlığından ve yüce gücünden uzak kalmak üzere sonsuz cezaya çarptırılırlar. Yani bu cezanın niteliği nedir? Alev alev yapmak değil, Rabbin varlığından, yakınlığından ve onun gücüyle bizlere sunulacak bütün bereketlerden yoksun kalmak. İşte bu cehennem. Cennet ise vahiy bölümünde, İncil'in son bölümünde 21. babta özellikle cennetle ilgili bir takım tasvirler, bir takım mecazlar kullanılıyor. Ama söylediği en önemli şey birkaç yerde söylüyor. Ben bir ayeti seçtim. Şudur. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Yani vurgu nerededir? Cenneti cennet yapan şey Tanrı'nın orada hazır bulunması, yakınlığıyla, gücüyle, bereketiyle. Öyle ki mesela başka bir ayette diyor ki güneşe ve aya ihtiyaç olmayacak çünkü onları aydınlatan yine Tanrı'nın kendisi. Dolayısıyla bu hiç eksilmeyecek, hiç azalmayacak Tanrı'nın bir yakınlığıdır. Tanrı bu hayatta bize de yakın olabilir. Veya biz bu hayatta Tanrı'dan uzak olabiliriz. Ona göre nasıl bir tecrübe yaşadığımızı, cehenneme yakın yoksa cennete yakın bir tecrübe yaşadığımızı söyleyebiliriz. Ama demin dediğim gibi başlarken, dinler genellikle insanları korkutarak Tanrı'ya yaklaştırmaya çalışır. Ama İncil'de İsa'nın sözlerine baktığımız zaman cehennemden söz etti de oldu. Ama o özellikle vurguyu Rabbin sevgisi, merhameti ve bizlere göksel
konutlarda hazırladığı meskenlerle ilgilidir. İşte ekrana getirdiğim listeye göre İncil'de bir kelime kaç kere geçtiğini görebiliyoruz. Bu sayıda aslında vurgu nerede olduğunu görebiliyoruz. Mesela cennet veya gök hakkında 287 bahis geçiyor. Biliyorsunuz cennet kelimesi gök, sema kelimeleriyle aynı kavram için kullanılıyor İncil'de. Cehennem kelimesi ise toplam 23 kere, yani %10'u bile geçmiyor. 100 kere daha şey vurgulanıyor, 10 kere daha cennet ve bizlere sunulan Rabbin armağanı vurgulanıyor. Lütuf kelimesi 188, hüküm kelimesi 60, sevgi kelimesi 148 kere, gazap, Rabbin, Tanrı'nın, Allah'ın gazabı ise 48. Af kelimesi 125, ceza kelimesi 30. Yani İncil'in vurgusu neyin üzerinde olduğu çok net ortaya koyar. Ama burada bir kere ters bir denge görüyoruz. Adalet 110 kere, Rabbin sağlayacağı adalet. Ama günah, yani olumsuz taraf, 242 kere. Çünkü aslında insanın sorunu günahtır. Ve günah onu sağ sütüne sürüklüyor. Yani cehennem, hüküm, gazap, ceza dediğimiz durumlara sürüklüyor ve bu yüzden İncil bunun vurgusunu yapıyor. Bu günahtan kurtulmamız için, Tanrı'nın adaletine, doğruluğuna kavuşmamız için. Esenlik, barış 90 kere, savaş 14 kere, merhamet 76 kere, yargı ise 67 kere. Çünkü yargı, adalet birbirleriyle çok yakın kavramlardır. Ama şöyle diyebiliriz. İsa'nın getirdiği müjde insanları korkutmak için değil ama aynı zamanda Tanrı'nın adaleti, insanın hak ettiği ceza konusunda da dilini ısırmıyor. Yani uyarılar da vardır ve bunları da ciddiye almamız gerekiyor. Ama o bizleri korkutarak Rab'be yaklaştırmaya çalışmıyor. Bizlere Rab'in sevgisini, merhametini, karşılıksız teslimiyetini göstererek kendine çekmeye çalışıyor. Şimdi İsa cehennem kelimesini kaç kere kullandığına baktığımız zaman, biliyorsunuz cehennem kelimesi Gehenna, yani İbranice Aramice Gehenna, yani Hena Vadisi, kuzusun dışında çöplerin yakıldığı bir çukurdu. Ve bu çukur özellikle orada yapılan insan kurbanlarına son vermek için bir kral tarafından çöplerin yakıldığı çukura çevrilmişti. Ve bir örnek, bir mecaz olarak kullanılıyor. İsa 10 kez kere cehennem kelimesini kullanıyor. Buna karşılık aslında cehennemin niteliğini daha net açıklayan başka bir ifade daha fazla kullanıyor. Dışarıdakiler veya karanlıktakiler veya dışarıdaki karanlıklarda olanlardan bahsediyor. Bunu 23 kez kullanıyor. Aslında cehennem dışarıda, Rabbin huzurunun dışında kalmaktır. Örneğin Matta 8:12'de diyor ki, ama bu dünyasal egemenliğin mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacaklar. Alevlere atılmıyorlar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Tabii ki bunlar aynı zamanda karanlık, dışarı, onlar da mecazdır ama Tanrı'dan uzak kalacağımızı anlatmak için kolay anlaşılır mecazlardır. İncil'in geri kalanında da Rab'te olmayanlardan bahsetmek için dışarıdakiler ifadesi 10 kez kullanılıyor. Ve bununla bizlere çok önemli bir başka vurgu yapılıyor. Bunu 1. Korintliler 5. bölümde görebiliyoruz. 9. ayetten 13. ayete kadar şöyle diyor. Orada babasının annesiyle cinsel ilişkiye giren biri vardır ve Pavlus diyor ki bunu disiplin edin. Eğer tövbe etmezse kendinizden uzaklaştırın. Ama bunu söylerken bizim de İncil'e yaklaşımımız konusunda insanlara müjdeyi verirken de dikkat etmemiz gereken bir konuya parmak basıyor. Ne gibi? Benim bir komşum bir ara sormuştu. Hani bizimkiler gibi siz de sizin dininizden olmayanları hepsini cehenneme gönderiyor musunuz diye sordu.
biliyorsunuz bizimkiler işte Hristiyan cehenneme gidecek. Siz de işte bütün dinler, diğer dinler cehenneme gidecek mi diyorsunuz? Ben de dedim ki biz kimseyi cehenneme göndermiyoruz. Bize düşmez. Cehenneme göndermek sadece Tanrı'nın vasfıdır. Kendimizi Tanrı'nın yerine koyarak şirk koşmuş oluruz. Dolayısıyla biz kimin cennette, kimin cehenneme gideceğini belirleyemeyiz, yargılayamayız. Ama bizleri kimi cennette götürebileceğini çok iyi biliyoruz. Hani bu pandemi döneminde olduğu gibi insanları aşısız bırakmak yerine aşı almadan kimileri iyileşiyor, çok hafif geçiriyor. Kimileri ise anında ölüyorlar. Ama her ikisine de elimizde aşısı varsa bu aşıya ulaştırmayacak mıyız? Biz kimin öleceğini, kimin kurtulacağını kendi çapında Rabbin gözünde, Rabbin müdahalesiyle söylemeyi düşmez. Ama biz herkese Mesih olduğu ilacı, aşıyı ulaştırmamız gerekiyor. Ve bu bağlamda bakınız ne diyor bu ayetler. Yukarıdaki ayetleri daha kısa puntoyla çünkü daha çok disiplin konusuyla ilgili. Ama nereden o en son sonuç cümlesine gelindiğini anlamak adına baştan okuyalım. Mektubunda size fuhuş yapanlarla arkadaşlık etmemenizi yazdı. Kuşkusuz dünyadaki ahlaksızları, açgözlüleri, soyguncuları ya da putperestleri demek istemedim. Öyle olsaydı dünyadan ayrılmak zorunda kalırdınız. Ama şimdi size şunu yazıyorum. Kardeş diye bilinirken fuhuş yapan, açgözlü, putperest, sövücü, ayaş ya da soyguncu olanla arkadaşlık etmeyin. Böyle biriyle yemek bile yemeyin. Şimdi bakınız ne diyor. Dışarıdakileri yargılamaya benim ne hakkım var? Yani benim inancımdan olmayan, dolayısıyla benim inancım dışındakileri yargılamaya ne hakkım var? Sizin de yargılamanız gereken kişiler dışındakiler değil, dışarıdakiler değil, içindekilerdir. Yani birisi Hristiyan diyorsa ve Hristiyan ahlak ilkelerine göre yaşamıyorsa ona göre yargılamanız, disiplin uygulamanız gerekiyor. Dışarıdakileri, 13. ayet, Tanrı yargılar. Kötü adamı aranızdan kovun. Aranızdaki kötü adamı siz kovun ama dışarıdakileri. Yani Hristiyan olmayanları diyelim, İsa'yı tanımayanları, başka din tercih edenleri, kendi ahlak anlayışına göre yaşayanları biz yargılamıyoruz. Tanrı yargılayacaktır. Ama biz onlara ne sunuyoruz? İlacı sunuyoruz. O ilaç İsa Mesih'tir. Dolayısıyla cehennem nedir? Tanrı'nın bize uzattığı yardım elini elimizin tersiyle çevirmek, reddetmek. Dolayısıyla yokluğa kendimize mahkum etmektir. Küçükken ben bir film seyretmiştim. O filmde sonra geziye çıkıyor uzayda. İpi kopuyor ve motoru yoktur, roketi yoktur. Dolayısıyla yavaş yavaş uzaklaşıyor. Korkunç bir duyguya kapıldım o durumda. O adam ne yapacak? Tamam. Birkaç saat sonra nefesi tükenecek. Yani oksijeni tükenecek. Ama diyelim ki onun işte astronot ekipmanında diyelim ki sürekli onu besleyen tükenmeyen bir oksijen olursa sürekli uzaklaşacak, geri dönüşü olmayacak. Kendinden başkasıyla herhangi bir beraberliği olmayacak. Görecek bir şey yoktur. Sıfırı karanlıkta böyle bir sonsuzluk yaşamak işte cehennem budur. Kendi vicdan azabını, Tanrı'nın bize uzattığı yardım elini reddetmekten, çevirmekten, neler kaçırdığımıza bin pişman olmaktır. Öyle bir ifade var Türkçe'de değil mi? Bin pişman olmak değil, sonsuz pişmanlıkla o durumda olmak demektir. Ateş ateş yanan alevler yerine biz insan olarak Tanrı'nın yardımını ters çevirerek aslında kendimize yetmediğimizi, biz bir hiç olduğumuzu ama yaratıldığımız bu sonsuz varlıkla artık kendimizden başka bir tutunacak dal olmadığını bilerek yaşamaktır. Korkunç bir şey. Bununla beraber kutsal kitapta ciddi uyarılar var yani. Bunu hafife almamak gerekiyor. Yani evet vurgusu cennettir. Evet biz kimseyi yargılamıyoruz ama bazen ciddi uyarılar vardır. Bunları dikkat almamız gerekiyor. Ve aslında kesin kendi mahkumiyetlerine yol açacaklarını bildiğimiz insanlar, durumlar olabilir. İşte biz bu durumlardan uzaklaşmaya ve insanları da uzaklaştırmaya dikkat etmeliyiz. Yani kesin
yargı, kutsal kitabın yetkisi bu konuda da ciddidir. Bu yüzden bunları hızlıca bir gözden geçirmek istiyorum. Mesela kötülükleri haklı çıkaranlar. Orada referansları görüyorsunuz. Ayeti okumayalım. İşte bir kötülük yapılıyor. Üstelik bu kötülüğü haklı göstermek için gerekçeler uyduruluyor. Günümüzde böyle durumlar, tarih boyunca böyle durumlar olmuştur. Bunlar, böyleleri davrananlar ölümü hak ettiği söylüyor. Yani buradaki ölüm sonsuz ölümden bahsediyor. İki, başkaları peşinen yargılayan, hükmeden, ey adam başkalarını yargılayan sen aynı şey yaptığını ve kendini mahkum ettiğini bilmiyor musun diyor kelam. Dolayısıyla insanları haksız yere peşinen yargılamaktan kaçınmalıyız. Bu yüzden dedikodu o kadar yok edicidir. Bunu hayatımızdan ihraç edebilseydi, gerçekten sürgüne gönderebilseydik dedikoduyu, çok daha dolu dolu bir ruhsal yaşam yaşardık. İşte Yakup bu konuda çok önemli vurgular yapıyor. Günahı yaşam biçimi yapanlar, işte günahtan pişmanlık duyacağını ve tövbe edeceğini, bunu övüne bir de yaşayanlar, içinde bataklığa battıkça batanlar ve bundan vazgeçmek istemeyenler bu yargıyı hak edecekler diyor. Mesih'in anlılarına sıkıntı çektirenler, Tanrı adil olanı yapacak. Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecek. Sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. Böyleleri Rabbin varlığından ve yüce gücünden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar. Bu yüzden bu ayeti tamamını okumak istedim. Çünkü vaazın başında cehenneme dair verdiğimiz tanımı tekrarlıyor. 5. Tanrı oğlunu aşağılayanlar, ayaklarının altına alanlar, hor görenler, işte bundan dönmezlerse, tövbe etmezlerse bunlar yapar. Sahte öğreti yayanlar hakkında ciddi bir uyarı da getiriyor. İncil'i ticaret, kazanç aracı yapanlar. Çok var böyle. Ve düşünüyorlar ki bu Rabbin gözünden kaçıyor. Kutsal yazıları çarpıtanlar. Öbür kutsal yazıları olduğu gibi bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarını hazırlıyorlar diyor 2. Petrus'ta. Lütfu günah için bahane edenler. Nasıl olsa Rab bizi affediyor. Biz istediğimiz kadar günah içinde yaşayabiliyoruz. İşte bu bağlamda Yahuda ne diyor? Çünkü Tanrımızın lütfunu sefahate araç eden tek Efendimiz ve Rabbimiz İsa Mesih'i yadsıyan bazı tanrısızlar gizlice aranıza sızdılar. Onların yargılanacakları çoktan beri yazılmıştır. İşte bazı durumlar çok nettir ve bunlar gerçekten kaçınmamız gereken durumlardır. Peki nedir o Rab'den yoksun kalmak? Sonsuza dek helak olmak mı, yok olmak, yok edilmek mi, yoksa sonsuza bir ızdırap içinde, bir vicdan azabı içinde yaşamak mı? İşte bu konuda imanlı camiada tartışma var. Çünkü kimi ayetler bunu gösteriyor, kimi ayetler şunu gösteriyor. Bazıları ikisini birleştiriyor. Ben de bundan yana. Hem sonsuza dek sürecek hem de bir an sürecek. Yani çünkü aslında Rabbin sonsuzluğundan yok olmak bir anlamda o sonsuzluğu yaşamak, o sonsuz yıkımı yaşamak. Dolayısıyla yine de bize düşmez. Yani bu ıstırapların ayrıntılarını, bir işkenceymiş gibi bu ayrıntılarla insanları korkutmayı, ama neticede sonsuz yaşamdan, tükenmeyecek olan yaşamdan, tükenmeyecek olan bereketten, Rabbin kendisinden uzak kalmak olacağı kesindir ve işte bunu bilmemiz gerekiyor. Ne için paylaşıyorum bunları? Çünkü aslında bizler de insanlara müjdeyi sunarken özellikle Rabbin sevgisini, kurtuluş müjdesini sunmamız gerekiyor. Ve İncil'in bir başka prensibi var. İnsan bilmedikleriyle yargılanmayacak, reddettiklerinden ötürü yargılanacak.
Ve bu konuda örneğin İsa'nın vurgusunu görebiliyoruz. Ne diyor? Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz. İman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır ama oğlun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır. Zaten biz Tanrı'ya dönmediğimiz sürece ondan uzarız. Tanrı'nın gazabı altında bulunmak budur. Tanrı'nın serinletici merhametinden uzak olmak demektir. Ve bu dünyada kaldığımız sürece onun bize uzattığı yardım eline sarılmazsak bu durumu sürekleştiririz. İşte yine de bu bağlamda bilmediklerinden ötürü değil, reddiklerinden ötürü insanlar yargılanacak konusunda. Bakınız madde ne diyor. Sonra İsa mucizelerinin çoğunu yapmış olduğu kentleri tövbe etmedikleri için şöyle azarlamaya başladı. Vay halinize ey Horazin, vay halinize ey Betsaida. Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Onlara böyle bir fırsat verilseydi. Sonra diyor ki bu yüzden onların cezası daha hafif olacaktır. Demek ki ceza derecesi bir anlamda azap derecesi bilmediklerimizden ötürü değil reddettiklerimizden ötürü olacaktır. İsa kör olsaydınız günahınız olmazdı dedi. Ama şimdi görüyoruz dediğimiz için her şeyi biliyoruz. Hak dini biliyoruz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Cennette gideceğimizi biliyoruz. Sırf bu dinden olduğum için gibi tanımlarla eğer öyle diyorsanız görüyoruz dediğimiz için günahınız duruyor. Beni reddeden yani reddettikleriyle beni reddeden ve sözlerimi kabul etmeyen kişiyi yargılayacak biri var. O kişiyi son günde yargılayacak olan söylediğim sözdür. İsa'nın sözlerini reddediyorsak o sözlerle yargılanacağımızı da bilmemiz gerekiyor. Eğer gelmemiş ve onlara söylememiş olsaydım günahları olmazdı ama şimdi günahları için özürleri yoktur. Dolayısıyla insanları tabii ki bu konularda uyarmamız gerekiyor ama en çok neden? Çünkü Rab karşılıksız sevgisini onlara uzatmak istiyor. Biz o insanların uğrayacağı durumu işte demin dediğim gibi özellikle bu pandemi döneminde daha iyi anlayabiliriz. Dolayısıyla daha merhametli de olmamız gerekiyor ve daha çok bu müjdeyi, bu sevgi müjdesini, bu merhamet müjdesini, bu karşılıksız lütuf müjdesini yaymamız gerekiyor. Son olarak biz Rab'be kavuştuğumuz halde, kutsal ruhla mühürlendiğimiz halde, kelam aracılığıyla ona yaklaştığımız halde, duayla onun huzuruna girebildiğimiz halde, bizler de bu dünyada Rab'den uzaklaşırsak, tekrar o yalnızlığın, o yokluğun, o cehennemin alevleriyle içimiz parçalanabilir, yanabilir. Bu konuda da dolayısıyla imanlar olarak sürekli Rab'be dönmeye olan ihtiyacımızı hatırlatmamız gerekiyor. Bu konuda son bir bölüm paylaşmak isterim. O da meşhur Davul'un Tövbe mezmuru. 51. mezmurda. Çünkü bakınız ne diyor. Günahı içindeyken daha tövbe etmeden durumu ve tecrübesi neydi? Ey Tanrı temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içinde. Beni huzurundan atma, kutsal ruhunu benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini. Bana destek ol, istekli bir ruh ver. Yani günah işleyince ne oldu? Onun huzurunu hissetmedi. Kutsal ruhtan istifade edemedi. Sevinci yok oldu. Ve aslında belki hala oyalanıyordu. Etraftaki görevleri bir kalabalıkla ama içinde bir cehennem yaşıyordu. Biz sürekli Rab'be gidelim. Biz yeryüzünde cenneti bu sayede yaşamaya çalışalım. Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim. Günahkarlar gibi dönsün sana. Kurtar beni kan dökme suçundan ey Tanrı. Beni kurtaran Tanrı dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün. İşte ilaç bu. İlahilerle Rab'be dönmek. Bu yüzden her pazar günü yaptığımız şey bir ilaçtır. Ya Rab aç dudaklarımı ağzım senin övgülerini duyursun. Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın. Yoksa sunardım sana. Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçak gönüllü bir ruhtuk. Alçak gönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin ey Tanrı. O zaman. O zaman.
Doğru sunulan kurbanlar, yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunar seni hoşnut kılar. Rab bizden hoşnut olunca, hani biz ne kurban sunuyoruz şimdi? Mesih'ten başka bir kurban sunmuyoruz ama Mesih'in adıyla, tövbeyle ona geldiğimizde veya kendimizi yalnız hissedip İsa'nın adıyla Rabbin huzurunda kendimizi alçalttığımız zaman, o zaman Rabbin sunağına, Rabbin yanına, Rabbin huzuruna yaklaşabiliriz. Ve bu şekilde tekrar yeryüzünde cennette yaşayabiliriz. Durumlarımız, çevremiz, koşullarımız ne olursa olsun Rab tüm insanlara yakınlığıyla yani cennetle bereketlesin. Dua ederim kardeşlerim. Rab sana teşekkür ediyorum. Bunların hiçbirimiz hak etmediği, hak etmiyor, hak etmeyecek. Ama sen zaten ne için var ettin insan oğlunu? Sana yakın olması için ve sana yakın oldukça senin doluluğunu yaşaması, senden tat alması için. İşte biz bu zor şartlarda özellikle senin çocukların olarak senin yakınlığından başka bir tutunacak dal kalmayınca senden nasıl istifade edeceğimizi öğrenelim bari. Şimdi elimizden birçok kolaylık, fırsat, rahatlık alındıysa daha çok sana yönelmemiz için, seninle yetinmemiz için, seninle doymamız için, onu öğrenmek için fırsat olsun. Bu şekilde başta kendim için olmak üzere tüm kardeşlerim için dua ediyorum. Sana hamdla, şükranla, övgüyle yaklaşıyorum. Yüceler Cesi senin adıyla. Amin kardeşlerim. Sen isim bana.
Çünkü sen.